and harmony. And by the way, if I haven't said it, you're my world, you're my everything. Yeah, yeah, I no lie, you're the special thing on my mind. Special thing on my mind. I Günaydın, elinize sağlık. İyi günler. İyi günler. Ferit Bey, çıktı mı? Çıkmadım. Sabah toplantınız yok muydu sizin? İptal ettim. Neden? Neden? Çünkü beraber bir yere gideceğiz. Aa, ben hiçbir yere gelemem çünkü benim çok işim var. Oo, eti marine edeceğim, hamuru hazırlayacağım. Mümkün değil çıkamam. Bugün yemek yapmanı istemiyorum Naz. Nasıl yani? Şef Hazar Amani aradı. Yeni bir restoran açılmış, oraya davet etti. Tam senin ilgi alanına hitap edecek bir konsept olduğunu söyledi. Sahi mi, neymiş? Önemli değil, gelemem, çok işim var. İtiraz kabul etmiyorum, gidiyoruz hadi. Deniz arıyor. Efendim Deniz? Bitirdin mi işlerini? Domates konserveleri, salçalar falan? Bitirdim, bitirdim, hazır. Bana da versene birkaç tane kavanoz. Kendime menemen falan yaparım. Veririm tabii bak, hatta ben Ferit Bey'in evindeyim. Buraya fazla fazla getirmiştim, gel al. Yok ya, o kadar acelesi yok. Bir ara uğrayıp alırım. Yok yok, yakından ararsan gel mutlaka. Bu kadar ısrara alışık değilim yalnız, biliyorsun. Deniz'ciğim, bugün işini yerine bırakmamak lazım. Hatta bak Ferit Bey de yanımda, çok ısrar ediyor, mutlaka gelsin diyor. Peki, birazdan oradayım o zaman. Görüşürüz. Deniz geliyor, domates konservesi alacak. Bunlar dün bizim topladığımız domatesler mi? Çok lezzetli görünüyorlar ya, denemek lazım. Biz denedik, çok lezzetli olmuş gerçekten. Aa, ne yaptınız? Makarna. Nazlı'ya konserve yapımında yardım etmem karşılığında domatesli makarna yemeği hak ettim. Ferit Bey dün akşam bize uğradı da sağ olsun domates konservesi yaparken bana yardım etti. Ferit Bey'le domates konservesini aynı cümlenin içinde duyunca böyle bir kulaklarım kaşındı. Önce ben de yadırgadım ama sonra alıştım. Ya ben hatırladım da benim şeye gitmem lazım. Neye? Şey işte canım, bilirsiniz. Semt pazarına. Neden? Turşuluk salatalık alayım diyorum. Turşu falan kurarım. Şimdi son zamanları. Eğer yetişemezsem biter, bir daha bulamam. Çok üzülürüm sonra. İyi, ben de bırakayım seni o zaman. Olur. Zaten Ferit Bey bugün evde yemek yemeyecekmiş. Biz çıkalım. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler Ferit Bey. Alıyorum. Al. Hangi pazara gideceksin? Ha? Pazar diyorum. Pazara gidecektin ya. Hay yok ya Deniz, ben vazgeçtim. Yani Bostan'a giderim yarın öbür gün. Hem zaten senin mekan için de artık oradan alışveriş yapıyoruz. Ben ikisini birden hallederim. Peki. Nereye bırakayım o zaman seni? Ben seninle mekana geleyim en iyisi. Hem menü çalışırız. Ya ben aslında hemen mekana gitmeyeceğim. Ya, ufak bir işim var, oradan geçeceğim. Ay affedersin ya. Tamam, sen beni yol üstünde müsait bir yerde indir, ben eve geçerim. Beraber gidelim mi? Nereye? Görürsün. Bunlar da benim yetenekli çocuklarım. Burada çalışan gönüllü arkadaşlarla beraber onların kimsesizliklerini paylaşıyoruz. Deniz, o kadar özel bir şey yapıyorsun ki. Ya ben bir şey yapmıyorum. Onlar müziği seviyor, ben de onları.
Hayatlarına dokunan biri olmaya çalışıyorum sadece. Hadi. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Ne kadar çabuk boyunuz uzuyor sizin ya. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyidir. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çocuklar, tanıştırayım. Nazlı ablanız. Merhaba Nazlı abla. Merhaba. Ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? İyi. Çalıştınız mı bari? Bakalım ne kadar çalışmışsınız göreceğiz. Flüte bakıyorduk değil mi? Nazlı ablanız bayağı beğendi galiba çaldığınız besteyi. Hem de çok. Teşekkür ederim hepinize. Deniz abi, siz Nazlı ablayla sevgili misiniz? Hayır canım, biz Deniz abinle arkadaşız. Evet, arkadaşız. Ben de Rabia gibi mi? Aynen, aynen. Yani senle Rabia gibi. Hiç bilmiyordum böyle şeylerle uğraştığını. Ya kimse bilmiyor. Bir buçuk senedir gidip geliyorum. Kimseye de söylemedim. Burası da benim gizli sığınağım. Yani içine doğduğum hayattan, insanların hırslarından, anlamsız korkularından. Bambaşka bir dünya var içeride. Sen o dünyayı daha da güzelleştiriyorsun. Bir şeyler öğretiyorsun, inşa ediyorsun. Yani ben insanlara bir şeyler öğretiyormuşum gibi gözüküyor ama... onlardan çok şey öğreniyorum. Bulut'u çok iyi anlamamı sağlıyor mesela onlar. Bulut daha şanslı. Yani Bulut'un kocaman bir ailesi var. Etrafında onu seven çok fazla insan var. Haklısın. Niye kimseye söylemedin burayı? Bilmem. Yani birilerine söylenebilecek bir şey değilmiş gibi geldi. Bu da benim sırrım. Bana söyledin. Sen başkasın. Yani sen bana bir sırrını söylemiştin. Ben de sana şimdi bir sırrımı söyledim. Ödeşmiş olduk. Eşit sayılırız. Sayılırız. Deniz, iyi ki aldın bu mekanı. Akşam sıkıldık da nereye gitsek derdi kalmadı. Sırf onun için geliyorsun yani. Tabii. Niye olacak? Evden çıkmayanları bile müdavimimiz yaptıysak... mekan açarak çok iyi bir şey yaptık. Alkolsüz kokteylleriniz hazır.
Photoshop. Ay ne iyi oldu Photoshop lan benim. Sen böyle burada olduğun için bizim de böyle artık kendi mekanımız gibi hissettiğimiz bir varımız var. Benim neden Photoshop'lu olduğum belli oldu bu akşam. Ya Fatoş, bu densizin haklılık payı var. Bayağı ısındın sen bu işe. Bir de deminden beri kesiyorum seni. 40 yıldır bu işi yapıyor gibi rahatsın. Ay evet, öyle oldu galiba Nazlı ya. Pardon. Değiştirebilir misiniz? Tamam, hemen geliyorum. Ben şunları bir bakayım. Bir şey isterseniz el yapın, tamam? Tamam kuzucuğum, sen işine bak. Hadi geçelim. Tarık, hı? Gelmiyor musun sen? Yok ya, iyiyim ben böyle. Ya olur mu? Hadi gel, Arya çıkacak. Vallahi. Merhaba, herkes beni bir dinleyebilir mi? Çok önemli şeyler anlatacağım hepinize. Yani konuşamayanların sesi olacağım bu gece sizler için. Sevenlerin, sevilenlerin, sevildiğinin farkında bile olmayanların sesi olacağım. Her şeyi açık açık konuşacağız. Gizlimiz, saklımız kalmayacak. Konuşacağım, sadece konuşacağım ya. Fazla büyütme. Alya'nın kötü bir niyeti yok, sadece içindekileri söyledi. Benim içimdekiler ne olacak ya? Ben bunu defalarca konuştum onunla. İstemiyorum dedim, bitti dedim, arkadaş kaldık dedim. Yani kaç kere söyledim, net konuştum. Gözlerinin içine bakıp ispat bile ettim ya. Hani filmlerde kahraman son anda saatli bombanın kablosunu keser ya. Kendimi öyle hissediyorum şu anda. Resmen herkesin hayatını kurtardım ya. Keşke hiç karışmasaydım Fatoş. Ne güzel almış gazı gidiyordum. Ay nereye gidiyordun acaba Alya? Hepimizi bir arabaya doldurdun, şarampörden aşağı yuvarlayacaktın resmen ya. Yani o benzetmelerine hayranım. Ben de sana hayranım bebeğim ama bazen bazı özelliklerin bazı zamanlarda bazı tehlikeler yaratabiliyor. Lütfen. Ya ne yapayım, bu gizemler, sırlar, küçük aşk oyunları hiç bana göre değil. Ben netim. Herkesle net olsun arkadaşım ya. Tamam canım, sen net ol. Biz flu olalım. Belki biz halimizden böyle flu flu memnunuz. Hem ne demişler, bununla ilgili ünlü bir halk deyişimiz bile var. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Ha nasıl karışamaz? Bazısı şu şekilde olur, bazısı bu şekilde olur. Özgürlükler bilir yani. Anlatabildim mi? Bana çok kızdı mı sence? Ay bilmiyorum Ali ama söz ver bana, bir daha böyle bir şey yapmayacaksın. Tamam? Tamam, tamam. Ben elimi yüzümü yıkamaya gidiyorum hadi. Git ferahla. Vay be. Deniz, sizinki başka bir şeydi. Ali'ye inanmamak da haklı. Yani ben bile hala barışacağınızı düşünüyorum.
Abi bari siz yapmayın. Ya ben düşünmedim mi, denemedim mi sanıyorsun ama bitti, tükendi her şey. Geçmişte kaldı ve üstünden zaman geçti. Ben artık önüme bakmak istiyorum. Bütün keyfim kaçtı ya. Aliye ile konuşup tekrar sinirimi de bozmak istemiyorum. Ben gideceğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen ne düşünüyorsun? Hangi konuda? Deniz'le Aliye konusunda. Bilmem. Hayat bu, belli olmaz. Belki ileride yeniden denerler. Sakın yanımdan ayrılma. Tamam. Ayşan, Lorella, Hardy, Edi'yle bir dikip izni Nazlı. Ay Fatoş, rica ederim, biz onlar gibi komik olmayalım ama. Biz ciddi olalım. Tamam. Günaydın. Günaydın. Bugün biz Fatoş'la birlikte geldik. Çünkü Fatoş bana yardım edecek. Yardım ederken de bir şeyler öğrenecek, değil mi Fatoş? Evet, evet. Ferit Bey, ben şimdi kendi işimi yapamıyorum ya. Ne iş olursa öğrenme moduna geçtim yani. Sonuçta belki bir gün lazım olur, değil mi? Kolumda altın bir bilezik. Olur, olur. Biz bugün Fatoş'la beraber çalışacağız. Yan yana, omuz omuza, kardeş gibi. Tamam. Kolay gelsin. Ben çıkıyorum. Nazlıcığım. Sen bu adamın seni sürekli peşinde dolaştığına, seni bunalttığına, hiç rahat vermediğine falan emin misin? Allah Allah. Bana hiç öyle gelmedi ya. Ama sen ne anlarsın? Umru da olmadı yani. Öyle gitti. Gitti köşede ağlıyordur. Ay yok yok, Ferit Bey'e gerçeği söyleyemezsin. Ne zamana dek? Ben sonsuza kadar kaçamam ya adamda. O zaman gerçeği söylemeyeceksin Nazlı. Olmaz. Ay ben ne bileyim ya, ya o ya da o, üçüncü bir seçenek yok ki. En iyisi kaçabildiğim yere kadar kaçayım ben. Hem belki o arada o da ilgisini kaybeder. Bugünkü tehlike geçtiğine göre ben çıkıyorum. İşe gideceğim. Bugün gündüzcüyüm, yarın akşamcıyım. Tamam. İşim bitince uğrarım yanına. Tamam. Yalnız bu kaplumbağa hızında çalışırsa akşama çıkamayabilirsin Edi'cim. Söyleyeyim ona. Tamam Bütücüğüm. Merak etme. Hızlanacağım. Tamam. Canını sıkma, tamam mı? Teşekkür ederim. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Sizin ne işiniz var burada? Ben bir şort hazırlıyorum. İster misin? Yok, almayayım ben. Teşekkürler. Bir ara barmenlik yapmıştım. Barmenlik mi? Ne zaman? Yani meslek olarak yapmamışsınızdır tabii de. Üniversitede bir arkadaşımın barında. Öyle eğlencesine. Chicago'da MBA yaparken. Bendeki de soru değil mi? Yani Ankara'da üniversitedeyken harçlığınızı çıkartmak için aşağı ayrancı pavyonlarında barmenlik yapacak değilsiniz. Problem ne Nazlı? Chicago'da MBA yapmam mı yoksa pavyonda çalışmamış olmam? Problem yok. Espri var. Bulut bu akşam sonunda bana geliyor. Zaman zaman ben de Deniz de anneannesine falan kalabilecek. Sen de gelir misin? Engin, Deniz, Tarık hep soracaklar. Yok,
Gelemem ben. Yani çok isterim ama gelemem. Akşam Japonca kursum var. Bulut seni çok özledi ve görmek istiyor. Ben de özledim. Ama gerçekten gelemem. Size iyi eğlenceler. Hepsinin ayrı dolapları olsun. Sonra yoğunlukta karışmasın ortalık. Ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk. İşten çıkınca bir uğrayayım dedim ben de. İyi ettin. Güzel sürpriz. Konuşmamız lazım. Ben kaçayım, siz rahat rahat konuşun. Rahatız biz. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Biz ne konuşacaktık? Menü. Her şey tamam. Ama sunumla ilgili bazı kaygılarım var. Orijinal olsun istiyorum. Deniz, benim hakkımda birkaç fikir var. Ama önceliğimiz sunumların orijinal olması değil, pratik olması. Hem mutfak için hem müşteriler için. Yani müşteri de zaten o kalabalıkta ve müzik dinlerken sunumun orijinalliğine o kadar dikkat etmez. Onun da önceliği lezzetli ve doyurucu olması olacak. Sen merak etme. Ben birkaç şey oluşturdum kafamda. Her şey kontrol altında. İyi olacak. İyi ki varsın. İyi ki yardım ediyorsun bana.